Yine Atatürk'e referansla e, yanıt vermenizi e, rica edeceğim ama yine güncel bir meseleyi. Şimdi bugünün dünyasında, şimdi aslında milliyetçilik dünyada yükseliyor. Yani yükselen bir... Hangi milliyetçilik yükseliyor? Hı? Hangi milliyetçilik? Tam da onu soracağım zaten aslında. Öyle bugün mi? Bugün dünyada yükselen bir milliyetçilik var. Bir kavram olarak bunda herkes fikir. Fakat hmm. örneğin gelişmiş batı ülkelerinde milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, işte nazizmin hortladığı, faşist hareketlerin seçimlerde bile yüksek oy aldığı batıda ırkçılık şeklinde yükselen bir e, milliyetçilik varken... Tamam, mesela efendim. daha böyle az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerde ise biraz daha kendi ayaklarının üstünde durma, biraz daha bağımlılıktan kurtulup bağımsız hareket edebilme anlamında yükselen bir milliyetçilik var. Bir yerde kendi ayaklarının üstüne dikilmeye çalışan, bağımsız olmaya çalışan topluluklarda da yükselen bir milliyetçilik var... Bir yandan da yabancı düşmanlığına ırkçılığa gitmiş olan bir milliyetçilik var. Bugünün dünyasında. Atatürk'e referansı da soracak olursam biz Türk milliyetçiliğini bu sıkışmanın, bu cenderin içerisinde nereye oturacağız? Türk milliyetçiliği bence biraz evvel tanımdan hareket edersek geçerli. Hiçbir şey yok. Yani çağdaşlaşma hedef alın. Diğer devletlerle beraber hareket edin. Ama Türk'ün sosyal... E özelliğini, sosyal karakterini bozmayın. Bağımsızlığınızı koruyun. E bunda değişen hiçbir şey yok. Orada bağımsızlık o zaman anahtar kelime. Yani e tam ırkçılıkla, ırkçılıkla bağımsızlık arasında sıkışmış milliyetçilikte tam zehir bağımsızlık mı? Türk e, milliyetçiliği açısından. E, Diğer Türk yanlış milli, yani açısından. tam, bağımsızlığı, tam bağımsızlığı kabul etmeyen bir milliyetçilik anlayışı Türk milliyetçiliği olamaz zaten. Yani tam bağımsızlık Türk milliyetçiliğinin ana domina, yani ana temel noktalarından bir tanesi. Ee, öbürsü çağdaşlaşma. Yani Türk milliyetçiliğinde Atatürk'ün size verdiği hedef çağdaşlaşma. Değil mi? Onun ne demiştir 10. yılın utkunda? Çağdaş medeniyet seviyesinin hatta üzerine, üzerine çıkınca. Çıkmak. Evet. Üzerine çıkamadık da en azından çağdaş millet seviyesi, çağdaş değil mi? E, ...muasır medeniyetler seviyesinin seviyesi, evet. üstüne, en azından... Işte ...muasır medeniyetler, çağdaş med ulu, çağdaş uygarlık anlamına geliyor. Onu yakalamak. Yani şimdi... ...Türk milliyetçiliğinde... ...Atatürk'ün tanımındaki Türk milliyetçiliğinde şey yok, bir değişime uğrayan bir şey yok. Farklılık yok. Bence yani... ...olduğu gibi... ...her şeyini muhafaza ediyor ama... ...bir konuyu açtın yani... ...o, o da önemli yani dedin ki şu anda özellikle Avrupa'da değil mi? Hatta Amerika'da da Amerika'da, evet. sıçrayabilen veya sıçrayacak olan, tırmanacak olan bir milliyetçilik. Bu yakınlarda gördük. Amerika'da protesto yapan öğrencilere karşı yürüyen evet. böyle maskeli ırkçı Amerikalılar bir anda sokağa çıkıverdiler mesela. Bir milliyetçilik anlayışı evet. şu anda var mı? Var. Şimdi aslında bu milliyetçilik anlayışına yeni bir terim olarak, kavram olarak şöyle isim veriyorlar. Muhafazakar milliyetçilik. Muhafazakar mı? Hmm. Ee, yani konservatif nationalizm, muhafazakar milliyetçilik. Şimdi bir özellikle Avrupa'da ki odak ülke neresi biliyor musun? Yani bu muhafazakar milliyetçilik e, düşüncesinin e, Merkez kurumsallaştığı. Kurumsallaştı. Yani ciddi bir kurumsallaşma var yani kurumsallaşma deyince bir yığın düşünce kuruluşları var vesaire var merkez neresi Avrupa'da Macaristan Macaristan yani muhafazakar milliyetçiliğin e, merkezi Macaristan ve çok ciddi bir kurumsallaşma organizasyonu da görüyoruz peki bu muhafazakar milliyetçilik ne değil mi veya nereden çıktı sorunu var. Şimdi bir ikinci dünya harbini hatırla. Bir i̇kinci dünya harbi sonrası dünyada kurulan bir düzen var, değil mi? Evet. 45 sonrası kurulan. 45 düzen. sonrası kurulan bir düzen var. İşte iki kutuplu dünya vesaire vesaire. Şimdi aslında dünyanın bu yakın tarihine baktığımız zaman dönüm noktası yılı ben e, 1979 yılı olarak görüyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Hmm. 79 yılı bir noktada İkinci Dünya Harbi sonrası dünyada kurulan düzenin değişimi uğradığı yıldır. 1979 yılı. Hmm. Ki 1979 yılı belki ayrı bir... Programın tek başına programın konusu olur tabii. tek başına olacağı konu. Peki nedir? Çok derinliğine hmm. girmeyelim. Aslında e, 1979 yılında dünyaya gelen yeni düzenin iki tane mimarı var. Ana mimarı kim olabilir? İngiltere'ye doğru git. Tech. Ya da Reagan mı? Übrüs'te Reagan. İki tane mimar var. Yani e, onların e, biliyorsun savunduğu ne? Onlar hatta... E, İngiltere'de işte Demirle Margaret Thatcher'ın bu yeni bir düşüncesini muhafazakar devrim. Devrim o kelimesi kullanılmıştır. Muhafazakar devrim. Yani muhafazakar devrim nedir genel çizgisiyle dediğin zaman ana nokta liberalleşme, küreselleşme. Son yıllarda eski. neoliberalizm de çok anacağımız. Liberal düzen artı küreselleşme ve 79 sonrası bir bazı düşüncelere filan bakarsan demişlerdir ki artık ulus devletler filan sonuna gelindi. Bitti. Tarih bitti hatta. Ömrünü tamınladı. Ve aslında bu liberalleşme, muhafazakar devrim, küreselleşme de tabii bunun bir parçası esas. Bütün dünyayı özellikle ekonomik iktisat açısından kuşatan. Tek bir tek organ haline yani küresel bir ilişkiler. Dolayısıyla devletleri biraz yani ulus şeyleri nasıl diyordum? Milli hükümetleri bile biraz Tabii, şeye bağlı. Uluslararası kuruluşlara öne çıkartan bir düşünce. Bu düşünce dünyaya bir dönem hakim oldu mu? Fırtınası esti. Fırtınası esti değil mi? Hatta bunun fırtınası esmesinin sonucu olarak da bu fırtına da Türkiye'de kimi getirdi biliyor musun Eren? Turgut Özal'ı getirdi. Evet. Ya yani Turgut Özal biliyorsun Demirel'in yani 1980-12 Eylül askeri darbesi öncesi Demirel'in müsteşarıydı. Evet. evet. Öyle mi? Tabii 24 5 Ocak, Ocak kararları. 5 Ocak değil mi? 5 Ocak kararları. 24 Ocak. Pardon 24 Ocak kararları. Aslında 24 Ocak kararı Liberalleşme küreselleşmeye entegre olmaya olmayan bir sistem, değil mi? Evet. Ee, Başbakan Demirel'in neydi? Müsteşarıydı. Askeri darbe oldu. Demirel gitti ama Özal devam etti. Devam etti. Ne olarak devam etti? İlk önce ekonomiden e, sorumlu oldu. Başbakan yardımcısı evet. olarak devam etti. Yani sistem onu korudu, tuttu yerinde. Tuttu. Hatta işte seçimden sonra da bir noktada başbakan yaptı. Yani bu özellikle Turgut Özal'ın gelişiyle ilgili olarak küresel gücün etkisini de bu arada es, geçmemek es geçmemeniz lazım. Şimdi bu küreselleşme diyelim işte liberal düşünce çökmeye başladı. Ne zaman ilk bunun çöküş işaretlerini gördük? Covid. Covid olayı biliyorsun çok ülkeyi hazırlıksız yakaladı. Sağlık sektörü Böyle vesaire diğer vesaire Böyle dünyayı koruyacak bir organizasyon olmadığı da ortaya çıktı. Baktılar ki e, yani COVID e, gerçekten e, insanların bir ulus devletin olan Himayesine. ihtiyacın, himayesinin önemli olduğunu. Bu liberal ekonomi, küresel ekonomi, küreselleşme kapsamında baktılar ki mücadeleyi sürdüremiyoruz. Her ulus kendi bacağına asılıyormuş. Artı bir buna ne şey oldu. Eklendi. Eklendi. Göç. göç. Göç olaydı. İşte Afganistan arkasından Irak arkasından Suriye şimdi Filistin olayları değil mi? Müthiş bir e, Avrupa'ya yönelik e, göç dalgası, mülteci var. Akınlı yara. Göç almak konusunda da Avrupa'nın çok küreselleşmeci evet. olmadığını gördük. Bir anda <laughs> ulusal sınırlarına sahip çıkan bu stereotipi. Şimdi e, böyle baktığınız zaman bir dünya artık dedi ki Ha bir de şu var. Ee, liberal kapitalizm de artık alarm veriyor. Hı hı. Sorgulanır hale geldi. Liberal kapitalizm de alarm veriyor. Davos'ta bile, Davos kimlerin? Kapitalist sektör, yani kapitalist dünyanın e, temsilcilerinin o. Evet. son ya Bu sene değildi ki, evvelki sene. Davos'ta neyi tartıştılar biliyor musun? Bu kapitalist sistem, liberal kapitalist sistem dünyayı taşıyamıyor. Artık kapitalist sistemi koruyalım ama bazı reformlar yapmamız lazım. Bir, gelir dağılımı bir Sözülemez, felakete şekilde, götürüyor. Evet. Gelir dağılımı adaletsiz. Ama e, biliyorsun gelir dağılımından daha önemli bir şey var. Nedir o? Sermayenin birikimi. Esas Tabii. temel soru. Gelir o. dağılımını bazı ülkeler çözüyor. işte Özellikle Kuzey ülkeleri falan burada daha sos, işte sosyal devletler falan fakat sermayeyi çözemiyorlar. Sermaye gittikçe ne oluyor? Tekelleşiyor. Neredeyse dünya sermayesinin işte yüzde 99'un elinde tutan bir avuç. Grup, bir avuç insan oluyor ve sermaye elinde tutan aşırı kazanç sağlıyor, B büyük bir adaletsizliğe sahip oluyor. Şimdi dolayısıyla artık bu kapitalist sistemin de sorgulandığı bir dünya içerisindeyiz. Dolayısıyla Reagan, Reagan ve Thatcher'ın başlattığı şey e, düşünce şu anda ölmek üzere, can çekişiyor. E peki onun yerine geliyor? Bir muhafazakar milliyetçiliğin öne çıktığını görüyoruz. Şimdi mesela gözden kaçan bir husus var. Ya bugün Almanya, Fransa İtalya ve Polonya'da hangi partiler iktidarda? Sağ partiler. Yani evet. Avrupa'nın dört ülkesinde, büyük ülkesinde sağ partiler iktidarda. Hatta çok ilginç, sosyal demokrasi'nin çok güçlü olduğu İsveç ve Finlandiya'da da ya sağ partiler gittikçe yükseliyor yükseliyor. Sol şey yapamadı. Bir bu sorunlara çözüm yapamıyor, bulamıyor. Yine bir sağ partilerde şey yapıyorsun.